Hocam son sorum da şimdi ben daha önce İlas'ta da çalışmıştım. Yani Enver abi sizleri ben çok seviyorum. Yalnız işte etrafımızda böyle bazı insanlar yani enteresan sorular soruyorlar. Mesela işte madem Enver hocam, hani Enver abi böyle ehli sünnet bir insan, o zaman hani TGR'de, haberde vesaire sunucuların için başı açık vesaire. Hani bunun sorumlusu kim? Niye böyle yani, madem öyle diye sorular soruyor. Tabii biz de bir şey demiyorum hani fitneye sebep olmamak için, ama hocam hani içimizin rahat olması için. Peki. Hocam bir açıklama yaparsanız. Hocam bir de son olarak şimdi aklıma geldi. Bizim yanımızda bayan insanlar çalışıyor ya hocam. Yani bunların başı açık olması, yani bunlardan biz mi sorumluyuz ya da ne yapmalıyız hocam yani bu konuda? Şimdi gelen dinleyicimiz dedi ki, Emel abiler madem ki ehl-i sünnet dikkatini yayıyor, Allah-u Teala dinine hizmet ediyor. Peki TGRT'de, Türkiye Gazetesi'nde, İhlas Holding'de, yani açık olan aynı şekilde kadınlar da çalışıyor. Spikerler aynı şekilde, radyoda da, televizyonda da, gazetede de, İhlas Holding'in içerisinde de. Tabi bunları senelerdir aynı şekilde söylüyorlar. Ta TGRT ilk yıllarında açıldığında birisi telefon açtı. Anadolu insanı, saf, temiz. Ben rahmetli babamda da görürdüm onu. Saf, temiz yani. Etrafını düşünemez. Ondan sonra elinde ölçüsü yoktu, altyapısı yoktur. Bunlar aynı şekilde yerli yerine koyamaz. Bunlar zannediyorlar ki hala Osmanlı Devleti yürürlükte ve icraatta. Osmanlı Devleti 1. Cihan Harbi'nin akabinde yıkıldı gitti. Evet. 100 yıldır yok. Yok. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'ni yıktıktan sonra, Batılılar yıktıktan sonra, onların yerine ikame ettikleri devletlerin hepsi devlet değil, devletçiktir. Çünkü idareleri onların elindedir. Ya İngiliz'in elindedir, ya Fransız'ın elindedir, ya Amerikan'ın elindedir, ya bilmem Alman'ın elindedir. Yani onlar dizayn etmişler. Türkiye de aynı şekilde. İngiliz-Yahudi karması bir sistemle aynı şekilde kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyet Devleti. Ben yıllarca Milli Eğitim'de çalıştım. 5 Milli Eğitim Bakanı değiştirdim. Her Milli Eğitim Bakanı değiştiği zaman yenilikler olurdu. Uç noktasına tatbik edenler biz olduğumuz için o yönetimler gelince saçım başımı yolardım. Ya dedim, insan oturup yani bir okuldan 5 sene 6 sene tahsil yaptıktan sonra bir kimse nasıl etiketli cahil yapılır, ancak dedim bu kadar olur. Ancak bu kadar olur hakikaten. Ve sonraları araştırmaların neticesinde Türkiye Cumhuriyet Devleti kuruldu kurulalı milli eğitimi doğru dürüst hiçbir zaman aynı şekilde bu millete teslim etmemişler. Ismarlama. Hindistan'da da aynısını yapmış ya İngilizler. Evet. Neydi? Logaritmemi ne ezberletmişler ya. Ezberletmişler ya onları. Trigonometri mi neydi? Ezberletmişler ya o cetvelleri. Niye? Beyinleri dumura uğrasın. Başka bir şeye çalışmasın. Uyanmasınlar. Ve kendilerini aynı şekilde tanıma fırsatı olmasın. Bir de geçmişimizi habire bize kötülemişler. Osmanlı'yı habire kötülemişler. Peki Osmanlı'yı kötüledin de arkadaş, 80 senedir, 90 senedir ne koyabildin ortaya? Efendim işte İslamiyet gericilik dedim. Peki senin elini ayağına tutan mı vardı? Sen niye ilerleyemedin peki? Sen gerici dediğin Osmanlı dünyaya aynı şekilde hükmediyordu. Hasta döneminde bile, Osmanlı hasta döneminde 4 tane aynı şekilde süper güç vardı. Birisi Osmanlı'ydı bunun. Diğer 3'ü birleşip bir karar alacağı zaman hasta dedikleri Osmanlı acaba ne der? Nasıl bir hamle yapar? Adamlar korkuyordu bundan. Diğer devletler korkuyordu. Peki sen tınıyor muydu? Yok. Geldiğine kadar bir şey yoktu. Değil mi? Dolayısıyla sistem seninle alakalı değil. Ne Türkiye, ne Suudi Arabistan, ne İran, hiçbir yerde İslamiyet'in ahkamının tatbik edildiği bir yer yok. Efendim işte İslam devleti kuracağız. Bu DAEŞ dedikleri, eşkıya sürüsüdür. İslamiyet'le bir alakası yok. Ha böyle altyapısı olmayanlara gel sarık sakal cübbe taktım. Ondan sonra al eline palayı, insanları öldür. Ne olacak? Şeriat devleti kuracak. Aslanım be. Adam şeriatı bilmiyor. Yani şeriata göre bunların hepsinin aynı şekilde idam edilmesi gerekir. Niye? Katil çünkü. Katil sürüler bunlar. Ve bunlar bu görüntüyle İslamiyet'i dünyaya aynı şekilde terörist, katil, kadın ve erkek haklarına riayet etmeyen eşkıya sürüsü olarak tanıtıyorlar. Eşkıya sürüsü. O zaman aklı başında bir Müslüman aynı şekilde bakması lazım. Ya arkadaş, bu görüntü neyin nesi? Bu görüntü neyin nesi? O zaman bunların ipi başkasının elinde. Hacivat Karagöz gibi. Hacivat Karagöz'ü perdenin arkasında kim iplerini çekiyor, oynatıyor ve konuşturuyorsa bunlar da öyle. Türkiye'dekiler de öyle. Onun için biz ısrarla diyoruz ki tam İlmi Hasadiyeti Ebediye kitabını okuyun. Biz daha TGRT falan yokken Türkiye Gazetesi'nde banka reklamı çıktığı zaman o gün böyle aynı şekilde telefonlar. İşte siz faiz bu faiz diyenlerin hepsi bankadan para alıyor.
Ama Türkiye gazetesine saldırıyor. Türkiye faizin ne olduğunu da bilmiyor. 72 çeşit faizden bahsediliyor fıkıh kitaplarında. Ha bunlar banka eşitli faiz. Halbuki banka %100 faizle çalışan bir kurumda değil. Helal ve mubah olan işler de yapıyor. Helal ve mubah olan işler de yapıyor. Bunun için de böyle yerlerde çalışan kimsenin aldığı para haram değildir diye yazıyor. Niye? Oturduğun yerde bugün bankayla havale yapıyorsun. PTT de yapıyor aynı şeyi. E sen de özel şirket kurmuşsun, kargoyla sen de yapıyorsun. E banka da yapıyor, sen de yapıyorsun. PTT de yapıyor. Bu haram mı? E değil. E niye aynı şekilde banka işidir haram? Değil. E şimdi mesela bu sistem getirdi. Şimdi maaşta bankadan geçireceksin, kiraya evini verirsen oradan geçireceksin. Ticaret yapıyorsan bankadan geçireceksin. Mecbursun. Mecbursun. Ne oldu şimdi? E senin para da aynı şekilde bankaya girip çıktığına göre hepsi faiz pisliği bulaştı. Yememen lazım. Bu mantıkla senin anladığın şekliyle yemen lazım. O tekrar eski binasında işte böyle birisi telefon açtı dedi ki ya dedi iyi güzel dedi hani huzura doğru yayınlıyorsunuz falan ama dedi böyle de spikerlerinizin başı açık dedi ya. Baktım saf temiz bir adamcağız. Dedim ya bu spikerlik dedim ne menen bir şeyse dedim fizik istiyorlar. Hani düzgün bir fiziği olması lazım. Ses istiyorlar. Fizik tamam, ses tamam, bu sefer başörtüsü yok. Başörtülü buluyorsun, fiziği yok, sesi yok. Yani dedim, biz dedim aciz kaldık, ne yapacağımızı bilemedik. Adamcağız dedi ki, Allah Allah, Allah yardımcınız olsun dedi. Dedim Allah Teala senin de yardımcı olsun, bizim de yardımcı olsun. Halbuki bir Müslüman hanım, bir Müslüman kadın başını örttükten sonra, ne işi var orada aynı şekilde ekranda şurada burada falan. Sen karını, sen kızını, sen aynı şekilde ne bileyim ben hanımını herkese göstermek için aha işte bu benim hanımım, bu benim kızım beğeniyor musun, beğenmiyor musunuz diye ekranı çıkartır mısın? Bir Müslüman aynı şekilde böyle bir şey düşünür mü? Ya ama öbürüsü aynı şekilde diyor ki ben bu işi yapacağım ve bu rejimde de bu sistemde de bu olması gerekir. Başka türlü sana yayın hakkı vermiyor. Hatırlar mısın aynı şekilde İhlas Holding'in üzerine, TGRT'nin üzerine ne biçim baskılar vardı? Ne biçim baskılar vardı? O 28 Şubat dönemlerindeki baskıları. Diğerleri böyle anlattı falan da hiçbir zaman aynı şekilde Enver abiye yapılan baskılar kimse bilmedi. Enver abi kendisi de anlatmadı bize. Sadece biz bazı gördüklerimizi, hissettiklerimizi aynı şekilde biliyoruz. TGRT'de dedim ben o zaman. Yapılan baskıları. Yok o zaman Seda Sayanlar'dı, Gülben Ergenler'di, bilmem nelerdi falan filan. Enver abi sanki onların gelip de aynı şekilde programı yapmasına bayılıyor muydu? Yok ama mecburdu. Tepesine bindiler. Ha TGRT FM'de bile. Efendim işte orada şarkı türkü söylemeyin. Olur, emrin olur. Ya kanuni mecburiyet var. Yüzde kaç? 25 miydi neydi? O oranda aynı şekilde mecbursun bunu. Mecbursun bunu yapmaya. Adam senin bilim takip ediyor. Emel abiler açıkça o zaman TGRT sadece bir saati bize aittir. Öbürleri bize ait değildir. E bunu aynı şekilde TGRT'nin içinde çalışan, işte İhlas Holding'in içinde çalışan Türkiye Gazetesi'nin o bile anlamadı. Emel abiler o zaman işte gör bak neler olacak diye işte ekranı değiştirmek suretiyle sadece İhlası değil, İhlas'ta çalışanları değil, Türkiye'deki bütün Müslümanlar korudu. O zamanki 28 Şubatçılar gelip aynı şekilde Enver abinin yüzüne karşı 1 milyon kişiyi, 2 milyon kişiyi öldürsek ne çıkardı diye açıkça söylüyorlardı. Hesaba çektiren Enver abiyi çağırıp da. Ama o hesaba çekilenlerin hepsi de gitti. Hepsi de tepe taklak oldu. Dolayısıyla yukarıda fırtınalar sert eser. Yukarıda fırtınalar sert eser. Onun için de efendim işte orada şöyle bir yani Emel abiler aynı şekilde zaten izin vermezler de Osman Ünlü olarak kapalı birisinin ekrana çıkarmasına veyahut da orada spikerlik yapmasına, muhabirlik yapmasına yani İslamiyet izin vermez ya. Sen kalkıyorsun diyorsun kapalı spiker. Yaptığın teklife bak. Denaettir, cinayettir senin yaptığın. Ne işi var onun orada? O zaman İslamiyet'i bilmiyorsun. Bir de küstahça kalkıp soru soruyorsun. Niye yapmıyorsun diye. Ya ama o virüs zaten aynı şekilde kabullenmiş. Hidayete kavuşu yaparsa ben onu ekrandan çekerim. TGRT konusunda, İhlas Holding konusunda bunlar söyleyenlerin art niyetli olduğunu düşünüyorum ben hocam. Yani şahsen. Elbette art niyetli. Çünkü birçok insan da bizi arıyorlar mesela. TGRT efendim. TGRT. Sizin sayenizde işte hidayete kavuştuk, namazımızı öğrendik, dinimizi öğrendik diyenler de var. Yani zarf, mazruf yerine zarfla uğraşanlar art niyetli. Ya bazen televizyonda abi işte geçenlerde bir denk geldi böyle huzura doğru izliyordum da o kravatını takmasan olmaz mı? Ya sen kravatla mı meşgulsün? Yoksa orada söylenen sözlerle mi meşgulsün? Neyle meşgulsün? Ve bir de mesela Osmanlı döneminde bile mesela gayrimüslim ülkelerde Akıncılar vardı. Osmanlı istihbarat elemanları vardı.
Bunlarla alakalı aynı şekilde kitaplarda anlatılan bilgileri bir görüyorsun. Bunların içerisinde devam sette içki içenler var. Devam papası kıyafetinde olanlar var. Peki bu ne olacak? Gavur mu olacak bu? Hatta daha önce de anlatmıştık vesileyle de vaktimiz doluyor ama Osmanlılar'da Sultan İbrahim Han döneminde bir tane rahip olarak yetiştiriliyor. Fransa'ya gönderiliyor. Baş rahip oluyor. Kardinal oluyor. Ve netice itibariyle de sarayda bulunuyor. Osmanlı İstihbarat Elemanı sarayda bütün toplantılarda onunla tıkır 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 aktarıyor. Bunu da hatırına gelmiş. Her dönemde oluyor böyle bizim gibi salak. Ya demiş ben demiş her gün demiş aynı şekilde boynumda haç. Üzerinde papaz kıyafeti, zünnar var. İçki ben sakınamıyorum. Domuz eti önümüze getiriliyor. Bunlardan sakınamıyorum. Bir mektup yazmış zamanlı Şeyhülislam'ına. Halbuki böyle önemli istihbarat elemanlarının gelen şeyler yani Şeyhülislam sadrazamla değil direkt sultana gidermiş. Osmanlı Devleti'nin aynı şekilde yapısı bu. Bu yazmış Şeyhülislam'a. Benim ahiretteki durumum ne olacak diye. Sultan İbrahim Han'ın eline geçiyor. Kendisi yazmış. Başlık. Bire densiz. Hakikaten densizlik etmiş ha. Bire densiz. Biz diyor seni oraya gönderdiğimiz zaman o kıyafetleri giymeyeceğini ve o yiyecek içeceklerden sakınamayacağını bilmiyor muyduk? Biz bunu sormadık mı? Senin ahiretini düşünmedik mi? Otur oturduğun yerde yap vazifeni diyor. Hatta kendisi bir şey anlatıyor da benimle diyor temas kuran diyor ulaklar vardı diyor yani aracılar var. Ayrıca diyor bunları kontrol eden başka biri hepsi geldi dedi ki bu kullandığımız ulaklardan şüphe ettiğin var mı? Birisinden tereddüt ediyordum diyor. Onun ismini söyledim. Ertesi gün diyor seninle sabah oldu diyor sen nehrinde onun cesedini gördüm. Ve diyor kendisi Osmanlı İstihbaratı'nın elemanı olmasına rağmen Osmanlı İstihbaratı'nın bu kadar güçlü ve seri çalıştığını da bilmiyorum diyor. Seri çalıştığını. Dolayısıyla yukarıda fırtınalar sert eser. O yukarıyı biz bilmiyoruz ve görmüyoruz. Aşağıda hizmet devam ediyor mu? Seni örtüyor mu? Senin aynı şekilde hizmetine mani oluyor mu? Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını dağıtmasına mani mi? Türkiye gazetesine abone için aynı şekilde sana ama yatma mı diyorlar? Ve bu kitaplar aynı şekilde akşamları toplanın bir araya gelin bir okumayın mı diyorlar? Tam tersi teşvik ediyorlar. Öyleyse çok özür dilerim de biraz ağır bir akşam. Ne halt etmeye bunları düşünüyorsun ve söylüyorsun? Sizin de söylediğiniz bir ifade var. Orada art niyet var başka bir şey yok. Başka bir şey söz konusu değil. Ha bu dinleyicimiz diyebilir. Efendim ben böyle demek istemedim. Yok öyle demek istemedi. Ama bazı şeylerin söylenmesine vesile olduğu için kendisine teşekkür ederiz efendim. Yanımızda da mesela bu dinleyicimizde açıklar var. Ne yapacak şimdi? Ha biz bunlardan sorumlu muyuz? Kitap verirsin. Ha, örtülü tercih ederse o kendisi bilir. Kendi tercihidir o bizi ilgilendirmez. Biz de zaten bu yayınları bunun için yapıyoruz. Kitap veriyoruz anlatıyoruz. Alır kabul eder tercih eder. Ahiretin düşünsün diye uğraşıyoruz. Yoksa öyle başka bir derdimiz söz konusu değil.